Ne istiyorsunuz benden? Yakınlarda iletişim kurduğun birini arıyoruz. Kimi? İngilizlerin Orta Doğu valisi Brandon'ı. Benim onu tanıdığımı da nereden çıkardınız? Bana bak lan. Bizim zamanımız yok. Beni uğraştırma. Eğer ona nasıl ulaşabileceğimi söyleyeceksen seni dinlerim. Yoksa sen benim hiç işime yaramazsın. Konuş! Beni Polat Alemdar'a götürün. Sadece onu konuşurum. Hedefimizi kayıp vermeden ele geçirdik. Konuşacak mı? Evet ama bir şartı var komutanım. Ne şartı Yasin? Konuşmuyorsa sıkın kafasını. Bir tane eksilsin. Belki dinlemek istersiniz diye söyledim komutanım. Sizinle yüz yüze konuşursa önemli bir şey söyleyecekmiş. Getirin bakalım ne anlatacakmış. Emredersiniz komutanım. Hiç tepki vermedin. Okulları beğenmedin mi? 3 okul da her açıdan çok iyi. Eğitim programlarını da çok beğendim. Gerçekten çok fedakarsın Martin. Sanki bizden başka hiçbir işin yokmuş gibi Elif'e okul arıyorsun. Elif'in hayır diyeceğini sanmıyorum. Artık geciktirmenin de bir manası yok. Tabii kararı elbette ki abim verecek. Yalnız okullar arasında bir tercih yapmak gerekirse yatılı olmayan bir okulu tercih ederim. Yatılı olması inan Elif için çok daha iyi olacak. Martin, anlamadığın bir şey var. Burada aile ilişkileri çok farklı. Değil Elif, belli bir yaşa gelmiş yetişkin insanların bile ailelerinden ayrı olmaları çok zor. Burada birey yok, aile var. Anlatabiliyor muyum? Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsan bu şekilde gelişemez. Gelişmesi için yalnızlaşması, birey olması gerekir. Ben senin dediğin gibi yetiştim Martin. Ama çok mutlu olduğum söylenemez. Türkiye'ye geldiğimden beri belki çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Ama inan, abime sıcacık sarılınca ya da Elif'in gülen yüzünü görünce her şeyi unutuyorum. Şimdi bir de Ömer babadan sonra Nazif anneyi de kaybettik. Birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Yani açıkçası Elif'in yatılı okulda okumasını ben de istemiyorum. Abimin de sıcak bakacağını düşünmüyorum. Öyle diyorsun ama Elif şu an nerede kalacak? Abimle konuştum. O artık benimle kalacak. Buna sevindim. En azından artık küçük arkadaşımı daha sık görebileceğim. Ne zaman istersen. İkimiz de çok mutlu oluruz. Elif'in okul işini daha fazla geciktirmeyelim Sophie. Yatılı olması durumunu biraz daha düşün ve bana net bir cevap ver. Yoksa küçük arkadaşıma eğitimi için vakit kaybettirmiş olacağız. Merak etme. Abinle bunu mutlaka konuşacağım.
Hatta belki sen de gelirsin, birlikte konuşuruz. Olur tabii. Bir sorun mu var Sophie? Cahit. Özel bir işi için gitti. Ama nerede olduğunu veya ne zaman geleceğini bilmiyorum. Aslında alışkın olmam gerek böyle şeylere ama... bu sefer içimde tuhaf bir şey var. Cahit'i hiç merak etme. Nerede olursa olsun senin gibi birini fazla bekletmeyecektir. Profesör Martin geldi. İçeri al Ozzy. Hoş geldin Martin. Teşekkür ederim Algis. Cahit'in nerede olduğunu biliyor musun? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ama neden gittiğini biliyorum. Sen mi gönderdin? Hayır. Yüce Majeste çağırdı. Her şeyin kontrolün altında olduğunu söylemiştin. Öyleydi ama durum değişti. Yüce Majeste'nin Cahit'le görüşmek istediğini biliyor muydun? Çok önceden Cahit'in görüşme talebini iletmiştim. Ama uzun süre bu konu hiç konuşulmadı. Neden bir anda böyle bir şeye karar verdi? Bilemiyorum ve açıkçası... bu konuda ben de endişeliyim. Yüce Majeste önce onun sadakatini test edecektir. Ama Cahit'in bu sınavı geçeceğine eminim. O zaman Cahit bildiği her şeyi anlatabilir. Üstad Ranald Cahit'e gerçekten piramitte Amon'la yaptığımız ayini söylemiş olabilir mi? Bunun olmaması için dua edelim.